Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf beceri temelli testler kitabımızın 4. ünitesinin ilk 10 sorusunu bir önceki dersimizde çözmüştük. 11. sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıda kısa kenarı x santimetreye, uzun kenarı ise kısa kenarının 2 katından 1 santimetre eksiğine eşit olan dikdörtgen şeklindeki bir etiketin görseli verilmiştir. Yiğit bu etiketleri dikdörtgen şeklindeki matematik kitabının ön yüzeyine, kitabın köşesinden başlayarak etiketin kenarları ile kitabın kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırmış ve bu kitabın kenar uzunluklarını birer cebirsel ifade ile yazmıştır. Yiğit'in bu matematik kitabının kenar uzunlukları için yazdığı cebirsel ifadelerde yer alan değişkenin değeri 5 cm'ye eşit olduğuna göre kitabın ön yüzünün çevresinin uzunluğu kaç cm'ye eşittir? Evet, burada bir etiket var. Etiketin kısa kenarı x santimetre, uzun kenarı içinde ne demiş? Kısa kenarının 2 katından 1 santimetre eksik. Yani x santimetrenin 2 katından 1 santimetre eksik de uzun kenarı varmış bu etiketin. Bu etiketi almış, kitabımızın üzerine yapıştırmış. Bakın gördüğünüz gibi. Kitabımızın çevresini öncelikle cebirsel ifade olarak yazmış. Sonra o cebirsel ifadedeki değişkeni 5 değerini vererek çevresini bulmuş. Bize de bu çevreyi soruyor çocuklar. Hemen bakıyoruz. Etiketimizin kısa kenarı x, x, x. Bakın kitabımız buradan 4x çıkar. Kitabımızın kısa kenarı. Kitabımızın kısa kenarına 4x yazabilirim. Etiketimizin uzun kenarı 2x eksi 1'di. Bakın alt alta 3 tane yapıştırmış. Buradan da kitabımızın uzun kenarını cebirsel olarak bulabiliriz. Nasıl buluruz? 2x eksi 1'i 3 ile çarparız. Buranın uzunluğunu cebirsel olarak yazabiliriz. Kitabımızın uzun kenarını bulmak için 2x eksi 1'i 3 ile çarpıyorum. 3'ü dağıtıyorum parantezin içerisine. Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanıyorum. 3 çarpı 2x 6x, 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Evet. Şimdi uzun kenarı ve kısa kenarı bulduk. Kısa kenarımız 4x, uzun kenarımız ise 6x eksi 3 santimetre. Çevresini nasıl buluyorduk çocuklar? Dikdörtgen şeklindeki kitabımızın çevresini nasıl buluyoruz? Kısa kenar ile uzun kenarı topluyoruz. Bunlardan ikişer tane olduğu için 2 ile çarpıyoruz. Evet, çevre eşittir. Parantez içerisinde kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2. Öncelikle parantezin içini buluyoruz. Biliyorsunuz x'lerle x'ler toplanır. 4x, 6x daha 10x eksi 3 parantezin içi. 2 ile çarptığımızda çevresini cebirsel olarak bulmuş oluyoruz. 2'yi dağıtıyoruz yine. 2 çarpı 10x 20x. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. İşte cebirsel olarak yazmış çevresini kitabımızın. Soru bakın bize ne diyor? Diyor ki cebirsel olarak bulduğu çevrede yer alan değişkenin değeri 5 santimetreye eşit olduğuna göre. Şimdi biz çevremizi bulduk. 20x eksi 6. Buradaki x değişkeninin değeri 5 santimetreye eşitmiş. X'e 5 dersek 20x yerine 20 çarpı 5 yazıp eksi 6 diyoruz. Evet, çevreyi bulurken 20 ile 5'i çarpıyoruz. 100. 100'den de 6'yı çıkarıyoruz. 94 santimetredir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. 12. sorumuz yine cebirsel ifadelerle ilgili bir soru. Ayşegül öğretmen test sorularından oluşan matematik ödevi için öğrencilerine aşağıdaki ödev takip yönergesini hazırlamıştır. Ayşegül öğretmen bu ödev takip yönergesinde ilk gün çözülen soru sayısının sayısını x ile ifade ederse, 3. gün çözülen soru sayısını aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisiyle ifade eder? Evet, ödev takip yönergesine bakalım. İlk gün belirli bir sayıda soru çöz. Ne demişti ilk gün çözdüğü soru sayısına? X.
İkinci gün, ilk gün çözdüğün soru sayısının 3 fazlasının 2 katı kadar soru çöz. Çocuklar, x'in 3 fazlasının 2 katı şu şekilde yazılır. X artı 3, x'in 3 fazlası parantez içerisinde, 2 katı çarpı 2. Evet, bunu yazdıktan sonra, üçüncü gün, önceki gün çözdüğün soru sayısını 3'te 1'i kadar sayıda soru çöz. Önceki gün çözdüğü ikinci günden bahsediyor. Bu 2 çarpı x artı 3'ün 3'te 1'i kadar soru çözecekmiş. O zaman biz 2 çarpı x artı 3'ün 3'te 1'ini bulacağız. Bir ifadenin 3'te 1'i nasıl bulunur? 1 bölü 3 ile çarpılır bu ifade ya da 3'e bölünür. Bölü 3 diyeceğiz. Üçüncü gün çözdüğü soru sayısını gösteren cebirsel ifade budur. Hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. Cevabımız da A olur. 13. sorumuz. Aşağıda uzunluğu x santimetre olan bir tahta çubuğun görseli verilmiştir. Elif bu tahta çubuğun her iki ucundan 5'er santimetre uzunluğunda birer parça kesmiş ve geriye kalan tahta çubuğu 4 eşit parçaya bölerek daha önce yapmış olduğu bir resmin kenarlarına görseldeki gibi yerleştirerek bir çerçeve yapmıştır. Buna göre aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi Elif'in yapmış olduğu çerçevede kullandığı tahta çubuklardan bir tanesinin santimetre cinsinden uzunluğuna karşılık gelmektedir? Evet, bakın çocuklar, bu tahta çubuğa x santimetre demiş Elif. Sonra her iki ucundan 5'er santimetre uzunluğunda birer parça kesmiş. Buradan 5 santimetre, buradan 5 santimetre kesmiş. Şimdi x santimetre uzunluğundaki bu tahta çubuktan iki ucundan da 5-5 keserseniz ne olur? X santimetre uzunluğunda kalmaz artık. X santimetreden 10 santimetre eksik olur. Çünkü iki ucundan da 5'er santimetre kestik. Kalan çubuk x eksi 10 santimetre. Bunu da 4 eşit parçaya bölmüş ve çerçeve oluşturmuş. Bize bir tanesinin uzunluğunu soruyor. 4'e böldüğüne göre kalan parçayı, x eksi 10 santimetreyi, x eksi 10 bölü 4 santimetre olur bir tanesinin uzunluğu. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği olur. Evet, 14. sorumuz. Ondalık gösterimi verilen sayıyı istenilen basamağa yuvarlarken verilen basamağın sağına bakılır. Sağdaki rakam 5'ten küçükse verilen basamak aynen kalır. Sağdaki rakam 5 ya da 5'ten büyükse verilen basamak 1 artırılır. Burada ondalık gösterimlerde yuvarlamayla ilgili bilgi vermiş bize. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Burada da aritmetik ortalamayla ilgili bilgi vermiş. Yeni üretilen bir otomobilin şehir dışında 100 kilometrede harcadığı ortalama yakıt miktarını hesaplamak için 5 farklı parkurda test sürüşü yapılmıştır. Aşağıda bu test sürüşlerinde elde edilen sonuçlardan bazıları verilmiştir. Aracın bu parkurlarda harcadığı yakıt miktarları onda birler basamağına yuvarlanarak aritmetik ortalaması alınmış ve aracın 100 kilometrede harcadığı ortalama yakıt miktarının 6.4 litre olduğu hesaplanmıştır. Buna göre bu aracın 3. parkurda 100 kilometrede harcadığı yakıt miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakın, öncelikle bu 100 kilometrede harcanan yakıt miktarlarını onda birler basamağına yuvarlamış. Sonra bunların aritmetik ortalamasını almış. Sonuç 6.4 litre çıkmış. Bize 3. parkurda harcanan 100 kilometrede harcanan yakıt miktarını soruyor. Vermemiş. Buraya A diyelim. Onu bulacağız. Birinci parkurda 6.17 litre yakıt harcanmış. Bunu onda birler basamağına yuvarlarsak, onda birler basamağında 1 var. Sağına baktığımızda 7 var. 7 5'ten büyük olduğu için onda birler basamağını 1 artırıyoruz. Yani bunun onda birler basamağına yuvarlanmış hali 6.17'nin 6.2'dir. İkinci parkurda 6.64'ü onda birler basamağına yuvarladığımızda
Onda birler basamağında 6 var, sağında 4 var. 4, 5'ten küçük olduğu için onda birler basamağındaki rakam aynen kalır. 6 tam onda 6'ya yuvarlanır. Dördüncü parkurda, üçüncü parkuru bilmiyoruz. Dördüncü parkurda 6 tam %35'i onda birler basamağına yuvarlarsak, onda birler basamağında 3 var, sağında da 5 var. Bakın burada demişti 5 veya 5'ten büyükse onda birler basamağı 1 artırılır. Yani 6 tam onda 4'e yuvarlanır. Beşinci parkurda 6 tam %12 litre demiş. Bunu da onda birler basamağına yuvarladığımızda bakın sağında onda birler basamağının 2 var. 2 5'ten küçük olduğu için aynen kalır onda birler basamağı. 6 tam onda 1'e yuvarlanır. Çocuklar şimdi bu 4 parkur artı 3. parkur toplanmış. Sonra 5 tane olduğu için bu veri 5'e bölünmüş ve aritmetik ortalamaları 6 tam onda 4 çıkmış. Biz bunların toplamına A'yı da ekleyeceğiz. Şurada bir toplayalım bunları. 2, 8, 12, 13, 13'ün 3'ü elde var. 1, virgül, virgül, virgül. 6, 12, 18, 24, 1 de elde 25. İşte 25 tam onda 3, 4 parkurun toplamı 5. parkur yani 3. parkurdaki verimiz 5. verimiz A. Bunun üzerine eklenince toplam veri toplamını bulmuş oluruz. 5'e bölüp aritmetik ortalamasını hesaplarız. İşte aritmetik ortalaması 6 tam onda 4 litre çıkmış. Burası 6 tam onda 4'e eşitmiş. Buradan A'yı bulacağız. A'yı bulurken içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 6 tam onda 4 ile 5'i çarpıyoruz. 5 çarpı 4, 20. Elde var 2. 5 çarpı 6, 30. 2 de elde 32. Bakın, çarpanlardan birinde 6 tam onda 4'ün bir basamağı virgülden sonra. Sonucunda bir basamağı virgülden sonra olacak. Yani sonuç 32 tam onda 0. Şimdi 25 tam onda 3 artı A eşittir 32 tam onda 0. Toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluyorduk? Yani burada A'yı nasıl bulacağız? Toplamdan verilen toplananı çıkararak 32 tam onda 0'dan 25 tam onda 3'ü çıkarıyoruz. Evet. Komşudan bir onluk aldık. Ondan 3 çıktı. 7 virgül virgül virgül. Burada 1 kalmıştı. Buradan bir onluk aldık. 11'den 5 çıktı. 6. Gördüğünüz gibi A yani 3. parkurda harcanan yakıt miktarı 6 tam onda 7. Ancak seçeneklerde 6 tam %53, 6 tam %58 gibi sayılar var. 6 tam onda 7'ye yani litre cinsinden 6 tam onda 7'ye yuvarlanan hangi seçenekteki sayı ona bakacağız. A seçeneğinde 6 tam %53'ü onda birler basamağı 5. Sağındaki rakam 5'ten küçük 3 olduğu için 6,5'a yuvarlarız. Yani 6 tam onda 5'e. B seçeneğinde 6 tam onda 6'ya yuvarlarız. Çünkü onda birler basamağında 5 var. Onun sağında da 5'ten büyük yani 8 var. O zaman 5'i 1 arttırırız. 6 tam onda 6'ya yuvarlanmış olur. C seçeneğinde onda birler basamağında 6 var. Sağında da 7 var. 5'ten büyük olduğu için 7. 6 tam onda 7'ye yuvarlarız. D seçeneğinde de 6 tam. Bakın burada onda birler basamağında 7 var. %1'ler basamağında 5 var. 5 varsa 7'yi 1 artırırız. 6 tam onda 8'e yuvarlarız. Dolayısıyla 3. parkura en yakın olan C seçeneği 6 tam %67 olabilir diyoruz. Cevabımız C seçeneği olur. 15. sorumuz. Filografi tasarlanmış bir motif ya da desenin ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan bir el sanatıdır. Eren yaptığı filografide kalınlıkları ihmal edilen çivileri kullanarak kenar uzunluğu 2 cm olan bir kare ve kenar uzunluğu x santimetre olan eşkenar üçgen biçimindeki şekillerden oluşan aşağıdaki modeli yapmıştır. Bu modelde kullanılan tel
çivilere görseldeki gibi iki sıra olacak şekilde sarılmış ve herhangi bir parça artmamıştır. Buna göre Eren'in kullandığı telin santimetre cinsinden uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet, bakın, çivilerin kalınlıkları ihmal edilecek. Yani çivilerin kalınlıklarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak. Kenar uzunluğu 2 santimetre olan bir kare. Hemen karemizin kenar uzunluklarına 2 santimetre yazıyoruz. Ve kenar uzunluğu x santimetre olan eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin kenarları eşit olduğu için bir kenarı x ise diğer kenarları da x santimetredir. Bu şekilde kullanılan telin santimetre cinsinin uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi sormuş. Bakın çocuklar, iki sıra tel gidilmiş. Öncelikle bu eşkenar üçgende kullanılan telin, bir sıra telin 3x santimetre olduğunu kenarlarını toplayarak ya da 3 ile x'i çarparak 3x olarak buluyoruz. Sonra bakın, burada karemizin bir kenarı zaten üçgenimizin kenarının üzerinde olduğu için burayı hesaplamıyoruz. X dediğimizde zaten karemizin bir kenarı da o x'in içerisinde. Karemizin diğer üç kenarı ikişer santimetreden 6 santimetredir. Yani artı 6 santimetre. Bir sıra tel kullanıldığında telin uzunluğu bu kadar olur. İki sıra yapıldığı için biz bu uzunluğu 2 ile çarpıyoruz. Evet, 2 ile sağdan çarpalım bu sefer. Dağıtalım 2'yi. 2 çarpı 3x 6x, 2 çarpı 6 artı 12 santimetre olur. Cevabımız da C seçeneğidir. 16. sorumuz. İnç bazı ülkelerde kullanılan bir uzunluk birimidir. Ve 1 inç 2,54 santimetreye karşılık gelmektedir. Aşağıda inç ve santimetre cinsinden eşit aralıklarla bölmelendirilmiş iki cetvel gösterilmiştir. Yiğit kaleminin boyunu bu cetvelleri kullanarak aşağıdaki gibi ölçmüştür. Buna göre Yiğit'in kaleminin boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Santimetre cinsinden. Evet çocuklar, ilk cetvelimiz inç olarak ölçmüş. İkinci cetvelimiz de santimetre olarak. Bakın, burada 1 inç, 1 inç de burada 2 inç. Kalemimizin uzunluğu 2 inç artı şu çizgilerden de bakın geldiğimizde 9'la 10,5, yani 1,5 santimetre bir uzunluk var. Biz burada santimetre cinsinden bulacağımız için kalemimizin boyunu 1 inç 2,54 santimetreydi. O zaman şu uzaklık 2,54 santimetredir. İkinci inç de 2,54 santimetredir. Cetvelimizi santimetre ile gösterilen cetvelimizde de kalemimizin 2 inçten sonraki kısmını ölçtük. 1,5 santimetrede burası geldi. Bunları topladığımızda kalemimizin uzunluğunu bulmuş oluruz. 8, 15'in 5'i elde var. 1, virgül, 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 2, 4, 6. 6 tam %58 santimetre olarak ölçülür. Cevabımız da D seçeneği olur. 17. sorumuz. Eray masanın üzerinde bulunan meyvelerden alabilmek için yükseklikleri eşit 3 kutuyu aşağıdaki gibi üst üste yerleştirip üzerine çıktığında masanın yerden yüksekliği ile aynı seviyeye gelmiştir. Bu kutuların her birinin yüksekliği A santimetre, masanın yerden yüksekliği ise 90 santimetre olduğuna göre Eray'ın santimetre cinsinden boyunun uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet çocuklar, bakın, masanın boyu 90 santimetreymiş. Ve üst üste yerleştirdiği kutuların bir tanesinin boyu da A santimetreymiş. O zaman
Eray 3 tane A santimetre uzunluğun üstüne çıkarak 90 santimetreye eşit bir yüksekliğe çıkmış. İşte denklemimiz bu. 3 tane kutu AAA santimetre artı Eray masanın seviyesine gelmiş. Masa da 90 santimetreymiş. Şimdi Eray'ın toplama işleminde Eray'ın boyunu bulmak için ne yaparız? Toplamdan verilen toplananı çıkarırız. O zaman 90'dan 3A'yı çıkarırsak Eray'ın boyunu veren cebirsel ifadeyi bulmuş oluruz. Cevabımız da B seçeneği olur. 18. sorumuz. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Aşağıdaki grafikte Murat'ın Ocak-Haziran ayları arasında cep telefonu hattını kullanarak yapmış olduğu toplam internet kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu grafikteki sütunlarda mavi renk ile gösterilen bölümler Murat'ın cep telefonunun hattına tanımlı olan internet kotasını, pembe renk ile gösterilen bölümler ise bu kotayı aşan internet kullanımını göstermektedir. Murat bu 6 aylık sürede hattına tanımlı internet paketindeki kullanımı için aylık 24 TL, bu paketin internet kotasını aşan her 1 GB'lık internet kullanımı için ise 12 TL ücret ödemiştir. Buna göre Murat'ın bu 6 aylık sürede kullandığı internet için ödediği toplam ücretin aylık ortalaması kaç liradır? Evet, grafiğimize baktığımızda kullanılan internet gigabyte, aylar. Türkler şimdi Murat'ın hattına şu mavi ile gösterilen kısım tanımlanmış ve bunun için aylık 24 TL ödüyor Murat. Yani bu mavi kısma kadar olana 24 TL ödüyor. Eğer aşmazsa 24 TL ödemesi gereken para. Ancak aştığı zaman her 1 GB için 12 TL ücret ödemesi gerekiyor. Bakın Ocak ayında 1 GB aşım yapmış. Yani 12 TL daha fazla ödeyecek. 24 TL'nin üzerine 12 TL daha ödeyecek. Tek tek bulalım, ondan sonra aylara göre hesaplayalım. Şubat ayında yine verilen kotayı aşmış. Bakın bu sefer 3 GB aşmış. 3 tane 12 TL, yani 36 TL fark ödeyecek 24'ün üstüne. Mart ayında 4 GB aşım yapmış. 4 çarpı 12'den 48 TL daha ödemesi gerekiyor Mart için. Nisan ayında 3 GB artış yapmış. Bakın Şubat'ta da 3 GB artış yapmıştı. Yine 36 TL fazla ödeyecek Nisan'da da. Mayıs ayında 2 GB aşım yapmış. 2 çarpı 12'den 24 TL fazla ödeyecek. Haziran ayında Mart ayı gibi yine 4 GB aşım yapmış. 48 TL fazla ödeyecek. Şimdi bakalım her ay kaç lira ödemesi gerekiyor. 24 ile 12'yi topladığınızda Ocak'ta 36 TL ödemesi gerekiyor. Şubat'ta 36 ile 24'ü topladığımızda 60 TL ödemesi gerekiyor. Mart'ta 48 ile 24'ü topladığımızda 72 TL ödemesi gerekiyor. Nisan'da yine 36-24 ile toplanacak, aynı Şubat ayı gibi 60 TL ödeyecek. Mayıs'ta 24-24 daha 48 TL ödeyecek. Haziran'da da 48 artı 24'ten 72 TL ödeyecek. Bu ödeyeceği miktarları sormuyor bize. Bize aylık ortalamasını soruyor. Verilerin ortalaması nasıl bulunur? Veriler toplanır ve veri sayısına bölünür. Yani kaç ay? 6 ay. Verilerin toplamını 6'ya böldüğümüzde ortalamalarını bulmuş oluruz. Toplayalım. 6, 8, 16, 18. 18'in 8'i. Elde var 1. 3, 6 daha 9, 7 daha 16, 6 daha 22,
4 daha 26, 7 daha 33, 1 de elde 34. 348 bölü 6. Bakın verilerin toplamı, yani ödeyeceği toplam tutar 348 TL ve bunu 6 ayda ödeyecek. O zaman ortalamayı bulmak için 6'ya böleceğiz. 348'i de 6'ya bölelim. 3'te yok, 34'te 5 kere. 5 kere 6, 30. 4'ü indirdik, yanına 8'i indiriyoruz. 48'de 6, 8 kere. 8 kere 6, 48. 0, 0. Gördüğünüz gibi ortalama 58 TL ödemiş olur 6 ayda. Cevabımız D seçeneği olur. 19. sorumuz. Bir belediyenin şehir içi yolcu otobüslerinde uyguladığı bilet ücret tarifesine göre tam bilet 2 tam %75 TL, indirimli bilet 2 tam %25 TL olup 65 yaş ve üstü yolculardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Aşağıda bu belediyeye ait bir yolcu otobüsünün 1 saatlik zaman diliminde taşıdığı yolcu sayısı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu 1 saatlik zaman diliminde otobüste toplam 54 kişinin yolculuk yaptığı bilindiğine göre bu yolculardan TL cinsinden alınan toplam ücrete karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet, tabloyu incelediğimizde bakın tam bilet alan X kişi, X tane yolcu. İndirimli bilet alan kaç kişi bilmiyoruz. 65 yaş üstü bilet alan da 25 kişi. Burada bize toplam 54 kişinin yolculuk yaptığı söylenmiş çocuklar. O 54'ten 25'i bir çıkaracağız. 54'ten 25'i çıkarıyoruz. 14'ten 5 çıktı, 9. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 2 çıktı, 2. Bakın ücretsiz binen 65 yaş üstü 25 kişi çıktığında geriye 29 kişi kalıyor. 54 kişiden. Bu 29 kişinin X kişisi tam bilet aldığına göre biz tam bilet alan X kişiyi, X kişi sayısını 29'dan çıkarıyoruz. Bu kadar kişi de indirimli bilet almıştır diyoruz. Evet, burayı anlamanız gerekiyor. Burayı anladıktan sonra zaten bilet ücretiyle kişi sayısını çarparak toplam kazandığı ücreti bulabiliriz. Zaten 65 yaş üzeri para vermiyor. Tam bilet kaç lira? 2 tam %75 lira. 2 tam %75 liradan X kişi bindiyse bunların çarpımı kadar ücret kazanılır. Yani 2 tam %75 X lira kazanç elde edilir tam bilette. Artı indirimli bilet 2 tam %25 lira. 2 tam %25 liradan 29 eksi X kişi ödeme yapmış. Bunların çarpımı kadar da indirimli biletlerden ücret kazanılır. O zaman 2 tam %25 ile de 29 eksi x'i çarpıyoruz. İşte toplam ücret bu kadardır. 65 yaş üstü zaten vermiyor. Hangi seçenekte var? 2 tam %75 x artı 2 tam %25 çarpı parantez içinde 29 eksi x A seçeneğinde var. Cevabımız da A seçeneği olur. Burada çocuklar kazanılan ücret bilet ücreti ile kişi sayısı çarpılarak bulunur. Dolayısıyla cevabımız A olur. Evet, 20. sorumuz. Banu Hanım kızına bir ay boyunca okuduğu toplam sayfa sayısına bağlı olarak harçlık vereceğini söylemiş. Vereceği toplam harçlık miktarını hesaplamak için de 4 farklı cebirsel ifade yazarak kızından bu ifadelerden birini seçmesini istemiştir. Kızının okuduğu toplam sayfa sayısı A olmak üzere Banu Hanım'ın kızının okuduğu toplam sayfa sayısına göre yazdığı cebirsel ifadeler aşağıda verilmiştir. Buna göre Banu Hanım'ın kızı tablodaki bu cebirsel ifadelerden hangisini seçerse okuduğu toplam sayfa sayısı için ay sonunda alacağı harçlık diğer seçeneklere göre daha fazla olur. Evet çocuklar, burada bize bu cebirsel ifadelerden hangisi büyüktür, en büyüktür diye soruyor. Önce şu şekilde düşünüp yapabiliriz. A bölü 20 birinci seçenek. A bölü 10 artı 5. Bunların hangisinin büyük olduğunu anlamak için paydalarını eşitlememiz gerekir. A bölü 20'yi, bakın bunları 40'ta eşitleyebiliriz. 2 ile genişletirsek
2A bölü 40 TL alır. A bölü 10 artı 5'i A bölü 10'u 4 ile genişletip 4A bölü 40 artı 5 yapabiliriz. Üçüncü seçenekte 20'yi 2 ile çarptığımızda paydamız 40 olur. 2 ile 3A'yı çarptığımızda da 6A olur. Artı 5. Dördüncü seçeneğimiz zaten 5A bölü 40 artı 5 liradır. Şimdi burada en büyük cebirsel ifade hangisidir ona bakacağız. Şimdi paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan büyüktü. Bakın burada 2A payı 2A olan birinci seçenek en küçük sayıdır. En küçük cebirsel ifadedir. Diğerlerinin zaten artı 5'leri var. O zaman kesir kısmı büyük olan çoktur diyeceğiz. Burada paydaları 40 olduğuna göre 6A en büyük paydır. Dolayısıyla üçüncü seçenek en fazla olur. Cevabımız da C seçeniyor. Peki, soruyu şu şekilde çözebilir miyiz? 20, 10 ve 40'ın katı olan, yani 20'ye, 10'a ve 40'a bölünen bir sayı belirlesek. Mesela 200. A'ya 200 desek. A'ya 200 dersek. 200'ü 20'ye böl, 10 TL çıkar. Birinci seçenek. İkinci seçenekte A yerine 200 yazarsak 200'ü 10'a böl 20. Artı 5 eşittir 25. İkinci seçenekte 25 TL alıyor gördüğünüz gibi. Üçüncü seçenekte yine A'ya 200 diyelim. 3 çarpı 200 600 bölü 20 artı 5. 600'ü 20'ye bölerseniz 30 çıkar. Artı 5 eşittir 35 TL alır. Dördüncü seçenekte A yerine yine 200 diyelim. 5 çarpı 200 1000. 1000'i 40'a bölerseniz 25 çıkar. Artı 5 eşittir 30 TL alır. Yani en çok üçüncü seçenektir. Cevabımız yine C seçeneğidir. Evet, geldik 21. ve son sorumuza. Sosyal medya dilinde bir videonun ne kadar etkileşim aldığı videonun izlenme sayısı, beğeni sayısı ve yorum sayısının toplanmasıyla bulunur. Ufuk, internet üzerinden ders videoları yayınlanan bir kanalın sahibidir. Ufuk yüklediği 3 videonun aldığı etkileşim sayılarını gösteren verileri incelerken en çok etkileşim alan videonun yüklediği ikinci video olduğunu görmüştür. Bu bilgilere göre Ufuk'un incelemiş olduğu veriler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar, Ufuk ikinci videosunun etkileşiminin en çok olduğunu tespit etmiş. Burada izlenme sayısı, beğeni sayısı ve yorum sayılarını toplayacağız. Hangi tabloda ikinci video etkileşim sayısı olarak en fazlaysa unutun. Bakayım ne diyordu? İncelemiş olduğu veriler olabilir diyeceğiz. Yani toplama işlemi yaptıracak yoğun bir şekilde. Evet, A seçeneğiyle başlayalım. 2500, 647, 800 toplayacağız. Ben şu şekilde basamaklar alt alta gelecek şekilde tekrar yazıyorum 2500'ü. Burayı siliyorum. Topluyorum birinci videoyu. 7, 10 elde var. 1, 4, 1 de elde. 5, 6, 11, 19 elde var. 1, 2, 1 de elde. 3. Birinci video 3950 etkileşim olmuş. Yine ikinci videoda da 2690 ile bunu siliyorum. Topluyorum. 450 ve 774'ü. 4, 14, 21'in biri elde var 2. 6, 10, 17, 2 de elde 19, elde var 1, 2, 1 de elde 3. Bakın, ikinci video A seçeneğinde birinci videoya göre etkileşim olarak daha az. Ama Umut'un ikinci videosu daha çok olacaktı. Dolayısıyla A seçeneği olamaz. B'ye bakalım. Yine 1780'i şöyle yazalım. Kolay toplamak için. 9,
8, 2, 10. 1 de elde 11. Elde var 1. 7, 11, 19, 20. Elde var 2. 1, 2 de elde 3. Birinci videomuz B seçeneğinde 3019. İkinci videomuz 2350'yi şu şekilde yazalım. Bunu silelim. Toplayalım. 5, 5, 10, 15 elde var 1. 7, 13, 1 de elde 14 elde var 1. 2, 1 de elde 3. Evet, ikinci videomuz birinci videomuza göre etkileşim olarak daha fazla. Ama üçüncü videomuza bakmamız lazım. 2653 yazalım. Şunu silelim. Toplayalım bunları. 7, 14, 20 elde var 2. 10, 16, 18 elde var 1, 3. Gördüğünüz gibi burada da üçüncü videonun etkileşimi çok. B seçeneği de olamaz. Çünkü ikinci videonun etkileşimi çok olması gerekiyordu. C seçeneğinde yine 2650'yi bu şekilde yazalım. Şunu silelim. Toplayalım bunlarla. 8, 13, elde var 1. 14, 18, 1 de elde 19, elde var 1. 10, 16, 17, 17 neyse elde var 1, 3. Birinci videomuz 3793. İkinci videomuz 2950'yi şu şekilde yazalım. Bunu silelim. Toplayalım. 5, 12, elde var 1. 7, 16, 1 de elde 17, elde var 1. 5, 10, 19, 1 de elde 20, elde var 2, 4. Burada ikinci videomuz etkileşim olarak daha çok. Ama üçüncü videomuza bakmamız lazım. 3204'ü yazalım bu şekilde. Toplayalım. 4, 4, 8, 10, elde var 1. 5, 1 de elde 6. 3, 2, 5, 11, elde var 1, 4. 4160. Burada da üçüncü videomuz çok etkileşim almış. C seçeneği de değil. Bakalım D seçeneği mi? Ki öyle olması gerekir. Evet, şu şekilde yazalım. Toplayalım. 4, 13, 14, elde var 1. 8, 16, 17, elde var 1, 2. İkinci videomuz 1250'yi şu şekilde yazalım. 5, 14, 20, elde var 2. 16, 18, 2 de elde 20, elde var 2, 1, 2 de elde 3. Evet, ikinci videomuz birinci videomuza göre daha çok etkileşim almış. 1360 yazalım şu şekilde, toplayalım. 3, 4, 6, 5, 11, 9 daha 20 elde var 2, 9, 11, 8 daha 19 elde var 1, 1, 1 de elde 2, 2904. Gördüğünüz gibi D seçeneğinde ikinci video çok etkileşim almış. İncelediği tablo bu olabilir diyoruz. Ve sorularımızı, dördüncü ünitemizin sorularını burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.